Megamag'den herkese merhaba. Magazin gündemine tabii ki de bomba gibi düşen haberlerimizi yine derledik, toparladık, sunmaya geldik. Siz de hoş geldiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Yeni bir aşk mı doğuyor? Kalpler, 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 kalpler. Duy Beni'nin ekimi Rabia Soytürk kiminle görüntülenmiş? Rapçi Sefo ile birlikte görüntülenmiş. Magazin gündeminden düşmeyen Sefo, oyuncu Rabia Soytürk ile pizza yerken görüntülendi. Rabia Soytürk'ün paniklemesi halinde Sefocuğum gayet rahatlığını konuşturmuş ve demiş ki olay yok. Sefo Bey merhabalar, nasılsınız? Hayırlı akşamlar Rabia Hanım'la birlikte. Neler söylemek istersiniz? Hayranlarınızdan çok fazla mesaj geldi çünkü. Sizce sevgililer mi? Yorumlarda buluşalım. Sence sevgililer mi? Sefocuğum olay yok dediyse. Konu kapanmıştır. Sıkıntı yok. Devam. Yine bir Hadise ve Mehmet Dinçerler. Bitmedi. Bıktık ya. Gerçekten bıktık. Evlendikten sonra İbrahim Çelikkol'un evinde kirada oturan çiftin depozito ve kira konusunda sorun yaşadığı iddia edilmişti. Şöyle ki Mehmet Dinçerler Hadise'ye borcu takmış. Hadi ya. Vallahi. Şöyle hem kira ve depozitoyu ödememiş hem de evlilikleri içinde bir borç almış Hadise'den yüklü miktarda. Daha sonra Hadise'ye taktığı takıları geri istemiş. İyi mi yapmış? Zaten borç takmış. Ne iyi yapmış. Fırlatacak bir şey yok. Sonra da Hadise'de takıları vermemiş. Verdiği borca saymış. Ya o doğru bak. Kesesin o zaman. Şöyle iddiamızı anlatalım hemen. İbrahim Çelikkol'un evinde yaşayan eski çiftten Dinçerler evi boşaltırken 6 aylık kira ve depozito borcunu ödememiş. Skandal. Rezil adam. İğrenç herif. Evin sahibi olan İbrahim Çelikkol Hadise'ye evi istediğin kadar kullanabilirsin diyerek de destek olmuş. Adam adam. Adamsın İbrahim Çelikkol. Seni hep sevmişimdir. Hem borcu takmış hem altınları istemiş. Adamın vukuatları bitmiyor. Tabii ki Kerimcan Durmaz'la olan videosunu da biliyorsunuz. Biz bunları burada anlattık. Şimdi sosyal medya cephesinde de bir gelişmeler olmuş. Bir fokurdanmalar olmuş. Mehmet Dinçerler Hadise'yle evlenince Kerimcan Durmaz Mehmet Dinçerler'i Instagram'dan takipten çıkarmış. Şimdi edindiğim bilgilere göre de Kerimcan Durmaz Mehmet Dinçerler'i yeniden takip etmiş. Oysa ki Mehmet Dinçerler Kerimcan Durmaz'ı hiç takipten çıkmamışken. Bir diğer iddialara göre de Kerimcan Durmaz Mehmet Dinçerler'le ilgili açılan fan sayfalarını da takipteymiş. Ama buna pek inanmadım çünkü Mehmet Dinçerler'e fan sayfası açan da ne bileyim yani. Fuat Paşa Yalısı'nda yapılan düğünün masrafları nasıl çıkacak? Bir yerden çıkarmak lazım bu masrafları. Düğüne katılan TikTok fenomeni Özgür Deniz Cellat'ın boynunda olan altın kolyeyi Merve Boluğur ve Mert Aydın zorla alıyor ve takı kutularına atıyor. Cellat tabii şok. Düğüne gideceğine gitmeyeceğine pişman oldu çocuk. Yaptıkları bana göre çok gereksiz bu arada. Kolyenin maddi değil bir manevi bir değeri olabilir. Bunu düşünmeden bu şekilde davranmaları ben gereksiz buldum. Siz ne düşünüyorsunuz önemli konuklarım? Merve Boluğur'u zaten çok sorgulamamak lazım. Devam. Yaptığı photoshoplarla, photoshop diyorum çünkü gündemden düşmemişti bir zamanlar. Deniz Seki. Şimdi yüzündeki şişlik de dikkat çekti. Bir hastalığı mı var, estetik mağduru mu o henüz belli değil. Ama çoğu takipçisi estetik sonrasında oluşan ödem diyor. Umuyoruz ki öyle ciddi bir hastalığı yoktur. Bu şey de çok kötü bu arada muhabbet. Estetik muhabbeti çıktı ya mesela insanların ciddi bir hastalığı oluyor. Şişiyor bir yerleri ama diyorlar ki estetik yaptırmış bu. Mahzun Kırmızıgül'ün yeni filmi Prestij meselesinde başrollerden birini canlandıracak olan Eser Yenenler tanınmayacak hale geldi. Filmde Şinasi karakterine hayat verecek olan Yenenler saç ve makyaj provasının ardından adeta bambaşka biri oldu. Çekimin ardından eve giden Yenenleri eşi Berfu Yenenler de tanımakla güçlük çekti. Bu kim Kuzey? Bu kim? Baba. Bu kim? Baba. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ve benim en son Medcezir ve Deli Bal'da hatırladığım Çağatay Ulusoy, Salih Bademci ile birlikte bir projede yer alıyormuş.
Çekimlere de başlanmış. Salih Bademci de çekimler çok güzel gidiyor. Çok yakın zamanda izleyici karşısına çıkacağız demiş. Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlendiği gecede şıklık yarışı oldu. Birbirinden güzel ünlü kadınlarımızın bilmem kaç milyar dolarlık elbiseleriyle ve güzellikleriyle ödül töreni defile havasında geçti. Bir sürü güzel vardı. Hangi birini alayım bilemedim ama arasından elediğim birkaç ünlü güzelimiz var. Şimdi onlardan bahsedeceğiz sizlere. Çağla Şükel'in ateş kırmızısı elbisesi mi desem, Gökçe Bahadır'ın asil siyahı mı desem, Derya Uluğ'un cesur dekolteli pembiş elbisesi mi desem, ne desem bilemedim. Ebru Akel sunuculuk yaptığı gecede güzel fiziğini ortaya çıkaran derin yırtmaçlı parıl parıl bir elbise tercih etmiş. Yakışmış da tabii ki. Çağla Şükel yine güzelliğini konuşturmuş, mini bir kırmızı elbise tercih etmiş. Gerçekten o da çok şıktı. Gökçe Bahadır, çok severim, çok asil bir kadın. Siyah, siyahtır demiş ve zarifliğini konuşturarak yine zarif bir elbise tercih etmiş. Onun da dekoltesini çok beğendim. Camdaki kızın Nalan'ı, Burcu Biricik. Ne giyse zaten yakıştırdığım bir kadın. Sade elbisesiyle zarifliğini ve minnoşluğunu konuşturmuş. Ve tabii ki Türkan Şoray'a benzerliğiyle dikkat çeken Melike İpek Yalova. Beyaz, sade, upuzun bir elbise giymiş, adeta kuğu gibiydi. Derya Uluğ'a gelelim. Cesur dekoltesiyle fiziğini resmen konuşturmuş. Yürüyen fizik kadın resmen. Kadın yürüyor, fiziği konuşuyor. Yürüyor, fiziği konuşuyor. Rengi zaten tam benim rengim. Pembişko. Aşko kuşko. Ve sırada çok sevdiğim bir ünlü isim var. Şevval Sam. Güzel sesiyle kulaklarımızın pasını silen, güzelliğiyle de başımızı döndüren bir ünlümüz o. Yasak Elma'nın Ender'i. Siyah püsküllü elbisesiyle de çok şıktı maşallah. Şimdi tabii ki de en sevdiğim kısma geldik. Biraz da yakışıklı erkeklerimizi, Allah'ım sen neler yaratıyorsun erkeklerimizi konuşalım. Denizcan Aktaş. Denizcan Aktaş. Tolga Sarıtaş. Caner Topçu. Herkese merhaba, ben Caner Topçu. Kaan Urgancıoğlu. Berk Atan ve Ulvi Kahyaoğlu. Seviyorum Ulvi Kahyaoğlu'nu. Hepsi güzel güzel ödüllerini aldı, yakışıklılıklarını da konuşturdular. Yargı dizisinden de bahsedelim biraz. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı dizide Pınar Deniz en iyi kadın oyuncu, Kaan Urgancıoğlu da en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı ve güzeller güzeli Pınar Deniz'in sahnedeki dansından da bahsetmeden edemeyeceğim. Rapunzel saçlarını savura savura Demet Akbağ ile karşılıklı dans etti. O ne endam, o ne cilve Pınar'cığım. İzleyelim videoyu. Megamek'ten bugünlük de bu kadar. Bir sonraki Megamek videomuzda görüşmek üzere.